Açıklanamayan infertilite nedir? Açıklanamayan infertilite, açıklanamayan kısırlık, izah edilemeyen kısırlık dediğimiz durum aslında çok da sık karşılaştığımız ve çözüm üretmekten uzak olduğumuz bir konu. Çünkü tüpleri açık, yumurtlaması normal, erkekte bir problem olmayan kadınlarda bu üç temel değerlendirmeyi yaptıktan sonra yumurtlama, tüplerin açık olması, spermiyogram veya semen analizi bunları normal bulduktan sonra istemelerine rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlere izah edilemeyen kısırlık, açıklanamayan infertilite diyoruz. Bu çiftler arasında aslında azımsanmayacak bir grubu oluşturuyor. Yaklaşık 5 çiftten biri çocuk sahibi olmak istedikleri halde gebe kalamayan, çocuk sahibi olamayan 5 çiftten biri bu gruba giriyor. İzah edilemeyen infertilite, izah edilemeyen kısırlık aslında bir takım problemler vardır belki ama günümüzdeki olanaklarla, günümüzdeki testlerle bunları ortaya koyamıyoruz. Ne öneriyoruz? Gidip bekleyin demek bir çözüm mü? Aslında çiftin durumuna göre, yaşına göre, kaç senedir çocuk sahibi olamadıklarına göre belki bir süre daha beklemeleri, bir süre daha doğal yollardan denemeleri önerilebilir. Genç, Gebe kalamama süresi kısa olan bir yıldan biraz daha uzun belki olabilir. Denenebilir normal yollardan çocuk sahibi olmaları için bir şans verilebilir. Ama bir yıl denedik iki yıl denedik çocuk olmadı. Bu durumda iki yıldan fazla kesinlikle beklememek gerekir. Çünkü bir problem vardır ve gebe kalamama süresi uzadıkça bu çiftin aylık gebe kalma şansı düşer düşer yüzde ikilere üçlere kadar azalır. Bizim amacımız bu gebek kalma şansını daha yukarılara arttırmak, çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamak. İleri yaş dediğimiz 35 yaşın üzerindeki kadınlarda bir yıl beklemek bile gebelik şansı açısından kayıp olabilir. 35 yaş üzerinde 6 ay, bilemediniz 8 ay düzenli ilişki olmasına rağmen gebelik oluşmadıysa yani bir hekime başvurup yeniden bir değerlendirme oluşturmakta yarar var ne yapıyoruz ne öneriyoruz bir kere bu çiftlerde tek başına yumurtalıkları uyarıcı tedavi vermenin işte piyasada ağızdan alınan ilaçlar var iğneler var bunların bir yararı olmaz. Niye olmaz? Zaten yumurtlaması olan bir çift, yumurtlaması olan bir kadın tek başına yumurtalıkları uyarıcı tedavi yaptığınızda bu ister ağızdan ilaç olsun, ister iğneyle yapılan yumurtalıkları uyarıcı tedavi olsun tek başına gebelik şansını arttırmaz. Bunun yanı sıra tek başına yapılacak aşılama dediğimiz işlemde yine gebelik şansını arttırmaz. Ne yapılmalı? Burada yapılması gereken bu ikisini birlikte uygulamak. Yani yumurtalıkları uyarıcı ilaç, ağızdan ilaç veya iğne kullanacaksınız ve bu tedaviyi aşılamayla tamamlayacaksınız. Aşılama yine döllenmenin kadının vücudunda gerçekleştiği bir tedavi yöntemi. Yumurtlama döneminde eşinden alınan spermlerin canlı, hareketli olanlarını ayıklayıp rahim içerisine verme işlemi. Yani burada rahim içerisine sperm vererek normal ilişkide, vajinada, normal ilişkide rahim ağzında ölen, kaybolan bir takım spermlerin önüne geçip yumurtaya ulaşan sperm sayısını arttırmış oluyoruz. Bu gebelik şansını biraz daha yukarı çeken bir yöntem. Yumurtalıkları uyarıcı tedaviyle bunu destekleyip daha kaliteli, gebelik şansı daha fazla olan belki bir, belki birden daha fazla iki yumurta gelişimini sağlayıp gebelik şansını biraz daha yukarı çekiyoruz. Bu ikisini bir araya getirdiğinizde gebelik şansını %15'lere kadar çekmek mümkün. Bu ayda %15, 2-3 ay üst üste uygulamak mümkün. Ve o zaman %30-40 gibi bir gebelik şansı elde etmek söz konusu olabiliyor. En fazla kaç kez yapılabilir? 3 defaya kadar gebelik şansının olduğunu söylemek mümkün. İleri yaş kadınlarda daha fazla beklememek, belki 3 değil 1 veya 2 defa yapmak, belki 40 yaşın üzerinde hiç bu tedaviyi denemeden doğrudan tüp bebek yöntemine başvurmak mantıklı olabilir. Bunu çiftin, ailenin durumuna, daha önceki yapılmış tedavilere göre hekimle birlikte, çiftin birlikte karar vermesi gerekir. Başarılı olmadı. Üç kez aşılama yapıldı. Tabii bu arada bu tedaviler esnasında hem erkeğin tekrar değerlendirilmesi mümkün oluyor, hem kadının yumurtalık cevabının hem de rahim içinin ultrasonografik görünümle değerlendirilmesi mümkün oluyor. Yani bu tedaviyi yaparken de aslında bir takım tedaviyle ilgili ileriye dönük ipuçları elde edebiliyorsunuz. Hem gebelik şansı var, hem de bu yöntem başarılı olmazsa sonraki tedaviler için size bir takım ipuçları veriyor. Bu yöntemle gebelik oluşmadıysa bundan sonraki basamak gebelik şansının en yüksek olduğu tüp bebek yöntemi. Tüp bebek yöntemi e, tabii ki gebelik şansı e, daha yüksek olan, buna karşılık daha zahmetli ve daha masraflı olan bir yöntem. Belki ileri yaş hastalarda aşılama yapmadan açıklanamayan infertilite, izah edilemeyen kısırlık hastalarında doğrudan başvurulabilir. Çift e, şehir dışından geliyorsa zamanı kısıtlı ise... Aşılama yapmadan başvurulabilir ama çoğunlukla önerdiğimiz uygun koşullarda 2 veya 3 kez aşılan ıı, aşılama yapıp daha sonra tüp bebek tedavisine başvurulması şeklindedir ki tüp bebek tedavisi ile burada %50'ye yakın bir gebelik şansı elde etmek söz konusu olur. Bunun yanı sıra hem yumurtaları görüp değerlendirmek hem de elde ettiğiniz embriyo embriyo kalitesine göre daha aydınlatıcı bir bilgi sahibi olmak çiftin niye gebe kalamadığını daha kolay açıklamakta da söz konusu olabilir.